Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle kadife ipten bugün çalışmamızı yapacağız. Arkadaşlar iplerimiz Himalaya'nın kadife ipi, bir beyaz, bir tane de gül kurusu bugün tercih ettim. Şöyle şiş numarası olarak da arkadaşlar ben 4 numara kullanacağım. 4,5 da olabilir elinizde varsa. Eğer battaniye yapacaksanız arkadaşlar, ilmekleri nasıl sığdıracağız diye soran arkadaşlarımız var. Şöyle arkadaşlar, benim yine 4 numara bir şişim var. Bunlar tuhafiyelerde ve internet sitelerinde satılıyor. Ben internet sitesinden almıştım. Böyle telli. Ucunda da böyle boncuk koymuşlar, ilmeklerimiz çıkmasın diye. Bunlarla battaniye çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle ben zincirimi çektim arkadaşlar. Ne yapacaksanız ona göre zincir çekiyorsunuz. Öncelikle battaniye yapacaksanız zincirinizi çekiyorsunuz. Ondan sonra metre ile ölçün. 1.20 mi yapacaksınız veya 90 mı yapacaksınız? Battaniyenizi arkadaşlar 3 zincirde fazla çekin. Çekme payı olarak. Ölçtükten sonra ilmeklerinizi çıkarmaya başlayabilirsiniz. Modelimiz 5 katlarından oluşuyor arkadaşlar. 5, 10, 15. Son ilmeğimizi 5 değil de 4 atıyoruz. Yani bir tane eksik yapıyoruz. 5, 10, 15, 20 değil 19 yapıyoruz son ilmeğimizi. Şimdi şöyle ilmeklerimizi hemen çıkarmaya başlıyorum. Toparlanmasın diye zincirimin düz tarafı bu tarafı. Toparlanmasın diye şöyle zincirimi tersini çeviriyorum. Tersinden ilmeklerimi çıkarıyorum. Her bir zincirden bir tane ilmek çıkaracağız. Şöyle arkadaşlar 14 tane ilmek çıkardım. 15'e sonunu tamamlamıyoruz yani. Bir tane eksik yapıyoruz. Tam olarak geliyor. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatıyorum. Ben baştakini de 2 kapatıyorum. Bazı arkadaşlar tek kapatıyor. 2 kapatınca kenarı daha da güzel oluyor. Şöyle hepsini kapatıyoruz. İkişer ikişer kapattım. Son ikiyi bırakıyorum. Şimdi renk beyaz ipimize geçiyoruz. Bunları onunla kapatacağız ki renk geçişimiz olsun. Şu ikiyi hemen beyaz ipimi aldım. Beyaz ipimle kapatıyorum. Bunu buraya ister bağlarsanız ister buradan yaparken yürütürsünüz arkadaşlar. Arkadan saklamak için. Ben geri sökeceğim için küçük bir parçada göstereyim. O yüzden saklamayacağım. Şimdi buradan şöyle bir tane ilmeğimiz var. Şöyle 2 3 4, 4 tane buraya ilmek ördüm. Buradaki ilmeğin hemen içinden almıyorum, şöyle yanından batıyorum. Bir tane ilmek çıkardım ve diğer yanından, hemen şu ara boşluktan, ilmeğin diğer ara boşluğundan batıp buraya bir tane ilmek çıkardım. Bunların ikisi bir tane artırmış olduk burada. Gelirken bunları aynı kapatacağız. Eksilmemiz, artırmamız eksilecek. Şimdi tekrardan hemen yanındaki ilmekten hiç boşluk bırakmıyoruz. Yanındaki ilmekten ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane buraya ilmeğimi ördüm. Tekrar buradaki ilmeğin hemen yanından, bu önündeki ara boşluktan batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen diğer yanından, ilmeği böyle değil şöyle yanından batıp bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Hemen burada kalan 4 tane ilmeğimiz var, kenar ilmeğimiz, bunları örüyorum. Arada da 4 bıraktık arkadaşlar, kenarlara da 4 bıraktım ben. 3 4, 4 taneyi ördüm. Şimdi hepsini ikişer ikişer kapatıyorum. Şöyle burada 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kapattım. 3 4. 4 tane burada ilmeğimizi kapatmış olduk. 1 2 3 4. Kafanız karışmasın. Şimdi şu ilmekle şu 2 ilmeği beraber kapatıyorum.
Şöyle başını alıyorum. Şöyle yapayım, iyice anlaşılsın. Şöyle ikisini beraber kapattım. Gördüğünüz gibi burada bir tane V şeklimiz oldu. Buradaki 4 taneyi tek tek kapatıyoruz. 1 2 3 4. 4 taneyi kapattım. Burada 2 tanesini beraber kapatıyoruz. Şununla beraber 3. Şöyle üçünü beraber kapattık. Burada 4 tane ilmeğimiz var. Tekrar bunları kapatıyorum. Şöyle 2 3. Bunları kapatmıyorum. Renk geçişi yapıyoruz. Hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Diğer rengimle kapatıyorum. Ve renk geçişimizi de yapmış oluyoruz bu şekilde. Hemen önümüzden başlıyorum. Şöyle 2 3 4 4 tane buraya ilmek çıkardım. Bu V'nin hemen şöyle bunlardan almıyoruz. V'nin şu ara boşluğundan, yan boşluğundan aşağı batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Ve diğer şunun ikinci kısmın yan boşluğundan. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Hemen sıradakine, burada sakın atlamayın, eksik olur. Sıradakine batıyorum. 1 2 3 4 4 tane aradaki boşlarımı ördüm ve sıradaki ilmeğime batıyorum. Burada V'nin hemen yanından ilmeğimi çıkarıyorum. Ve tekrar diğer yanından. Hemen bunları bu şekil almıyoruz. Buradan çıkarıp ilmeğimi çıkardım. Yine burada 4 tane boş ilmeğimiz var. Bunları örüyorum. Kenar ilmeğim. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimizi ördüm. Şimdi 2 kapatıyorum. 2 kapattım. 2 tane ilmeğimizi kapatmış olduk. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi kapattım. Burada 2 tane ilmeğim var. Bunları şöyle V şeklinde yapacağız arkadaşlar. O yüzden şöyle bu şu ilmekle şu üçünü beraber kapatıyorum. Şöyle şunların üçünü beraber kapattım. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir yağmur damlası gibi oldu. Tekrar 4 taneyi kapatıyorum. 1 2 3 4 4 taneyi kapattım. Tekrar ikisini beraber kapatıyorum buradaki ilmeklerin. Şunların ikisini beraber kapattım. Tekrar 4 tane kenar ilmeğim var. Onları kapatarak tamamlıyorum. Bunların ikisini yine kapatmıyoruz. Hemen ipimi değiştiriyorum. Tekrar beyazla bunları sondakileri kapattım. Böylelikle kenarımız da çok düzgün oluyor. Zincir çekerek ip değişikliği yaparsanız böyle güzel durmuyor. Tekrar örüyorum. Bir sıra daha örüp videomuzu bitirelim. İyice anlaşılmış olsun. Beyazda da daha iyi anlaşılır. Şöyle 2 3 4 4 tane buraya ilmeğimizi ördük. Baş ilmeklerimiz hemen burada gördüğünüz gibi V'miz belli zaten. V'nin hemen şu yanından. Yanından batıp ilmeğimi çıkarıyorum. V'nin diğer yanından. Burada 1 2 atlayıp diğer yanından batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen yanındaki ilmekten ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4. 4 tane ilmeğimi çıkardım hemen buradan. V'nin bu yanından. 1 2 Tekrar burada kenarda 4 tane ilmeğim var. 1 2 4 Pardon, yanlış saydık galiba. Şöyle geri alıyorum. Ortadaki ilmeğimizi atlamışız. Şöyle buradan 1 2 3 4
Bu şekilde arkadaşlar modelimiz ilerliyor. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Şöyle bir günde de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü o kadar kolay ki sadece ilmek çıkarıp kapatıyoruz. Ben şimdi büyük bir parçada hazırlayayım. Son görüntüsü nasıl oluyor diye son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp hazırladım. Bence çok şık oldu buradaki böyle. V'lerimiz de çok güzel oldu. Başak gibi durdular. Böyle başak yapmak daha kolay zaten. Öbür ipten başak yapıyorduk. Onu yapamayan birçok arkadaşımız vardı. Bu da onlar için kolaylık olmuş oldu. Bugün de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.